diamant. Alors on danse. Oh. Alors on danse. Alors on danse. Hep beraber söylüyoruz. Ne bu vale? La 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 la. Stay with me. Lança, lança. Así você me mata. Ay, se eu te pego. Ay, ay, se eu te pego. Delícia, delícia. Así você me mata. Ay, se eu te pego. Ay, ay, se eu te pego. Merhabalar. Evet. Merhabalar. Alper ve Alper. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Merhabalarınız. Ben okulun eski öğrencisiyim. Ege Üniversitesi'nin eski öğrencisiyim aynı zamanda. Evet. Tamam, biz sizi o zaman yarıştırmıyor Mutur. Çok iyi bir açıklama oldu. Başka seans oldu. Tamam. Etkiler mi dersin abi? Etkiler mi? Yani bu okulun eski öğrencisiyim dediğin zaman ama adil oluyor mu sence? Doğru. Kesinlikle etkiler. Yani buradaki arkadaşlarımız sağ olsunlar karar verecekler. Sen bu okulun eski öğrencisiyim diyorsun. Sen yarı finale gittiğin anda ben hiçbir yarışmacıya bunu açıklayamam. Size çok teşekkür ediyoruz. Başka seans alacağız. Alkışlarla oluyoruz. Evet. Teşekkürler. İlk turdan sonra daha iyi sonuçlar alabilmek için daha çok çalıştım. Evet. Hadi canım. Hadi canım. O zaman seni de alalım sahneye. Böyle bir iddiamız yok. Böyle zehir gibi arkadaşlar bizi ancak gururlandırır. Senin acaba nasıl bir yeteneğin vardır? Sabır konusunda bir yeteneğim var. Vallahi ha. Bu yarışmaya odaklandım ve iyi bir sonuç alacağımı umuyorum. Erdi, bu aletin adı neydi? Rubik küp. Rubik küp. Bugün sahnede Rubik küple bize ne yapacaksın? Bugün Rubik küple 5 tane çözüm yapacağım. Bu 5 çözümün averajına göre Türkiye standartlarında çok iyi bir süre elde etmeye çalışacağım. Bunu da Rubik küp hakemiyle doğrulayacağız. Rubik küp hakemiyle girişimlerde bulunacak. Onaylanırsa da herhalde evet, rekorlar falan filan olacak galiba sahnede. Enteresan. Hep beraber izleyelim. Buyurun, sahne senin. Buyurun. Rubik küp söylemesi bile zor. Merhaba. Evet, Erdi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İlk turda güzel bir gösteri yaptın, bizi etkiledin. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi 5 tane çözüm yaptım 3x3 kategorisinde. Bu 5 çözümün kurallarını falan Selçuk Hoca size anlatacak. Bir şey elde etmeye çalışacağız, iyi bir derece elde etmeye çalışacağız. Selçuk Hoca bu arada Rubik küp uzmanı. Uzmanı mı var onun? Evet, yani bazı makaleleri var bu konuda. Türkiye'de eşi olmadığı için öyle denebilir. Hocam bir tek bu küpe mi konsantresiniz siz? Yok, bizim yaptığımız akıla yönelik, akıl kullanmaya yönelik farklı faaliyetlerimiz var. Akıldan matematik, işte akıl oyunları gibi şeyler. Bunların aslında Rubik küp de var tabii. Bunun uzmanı nasıl olunuyor mesela? Yani üzerinde çalışıyor. Bunun bir akademik bir boyutu yok. Uzman olmak için üzerinde yoğunlaşıp çalışmak lazım. Pek uzman kelimesi gitmedi o zaman burada. Rubik küp. Ben uzman demekten ziyade aslında buna oyuncak diyorum. Kendime de oyuncu diyorum daha çok. Sizin için Rubik küpten iyi anlar diyelim o zaman. Güzel. Tamam. Peki. Tamam. Sizi anlatın hocam. Şimdi Erdi standart Rubik küp çözümü yapacak. Fakat farklı olarak bu standartın içinde şunlar var. Tek küp çözümü değil, jüriler tarafından rastgele karıştırılmış, bağımsız, farklı rastgele karıştırılmış küplerin ayrı ayrı çözecek. Her birinin süresi ölçülecek, ayrı ayrı ölçülecek. Ve bunların işte şansı engellemek için en hızlısı ve en yavaşı çıkartılıp kalanların ortalaması alınacak. Teşekkürler. Allah. Dünya standartları bu şekilde. Ortalama ölçümü. Biz de Erdi için bunu yapacağız ve hedefimiz de Erdi için hedef de Türkiye'de şu ana kadar bildiğim kadarıyla 3 kişinin başarabildiği 20 saniyenin altına düşmek. Bu 20 saniye aynı ses hızı gibi hakikaten kritik bir eşik. İnşallah Erdi yani 20 saniye ortalama mı tutturacak?
20'nin altına düşmeye çalışacak. Daha hızlı olmaya çalışacak. Yani ses çok, hızını geçmeye çalışacak gibi diyebilirim. Çok karıştırırsak ayıp olur mu? Yani teorik olarak 25'ten ötesi pek bir şey değiştirmiyor. Abi bir tane de sen çevir. Çabuk. Biz 5 tane şimdi çeviriyoruz değil mi? Evet, 5 tane. Bu Rubin küplerin en kolay yanı bozması. Doğru. Bunu mesela tam çözebilen var mı aramızda hemen pat diye? Burada yok değil mi? Tek tarafını çözebilen var mı? Tek tarafını. Ben de tek tarafını çözüyorum. Ama sonra daha zor oluyor. Değil evet, mi? Çünkü sonra bir yüzü... Başına bela alıyorsun. Başına bela çünkü o diğer yüzü, yaptığımız yüzü bozmamak gerekiyor. Aynen. Evet, İsmail'cim, canım ciğerim gel. Bunları Erdil'in görmemesi lazım. Yok canım, görse de artık avantaj olmaz. Erdil ne yapıyor şu anda? Erdil ellerini ısıtıyor. Evet, aynı Sergen Bey'in futbolculuk yıllarında gibi maçtan önce antrenman yapıyor. Biraz ısınma egzersizleri. Şu anda konsantre, yani çok bozmayalım. Biz sizle konuşalım Erdi için. Evet. O çalışsın. Çalış Erdi sen. Şimdi, Erdi'ye bak. Bak bu hareketleri görüyor musun? Sergen hareket, bak bak bu hareketlere bak. Bak bak aynı anda üç tarafı döndürüyor. Serçe parmak bile olayın içinde. Bak bak bak. Vay vay vay. Hocam iyi mi mesela? Bu performansı beğeniyor muyuz? Şu anda yavaş yaptı. Isınmak için yavaş yaptı. Şimdi... Isındın mı Erdi? Sayılır hocam, bakacağız. Küplere bakacağız. Peki, tamam. Süre sayacı var önümüzde. Normal tamam, uluslararası yarışmalarda kullanılan sayaç. Onun ölçtüğü süreyi gireceğiz. Peki, şu tamam. Şu burada dereceler var. Burada, eyvah bunu göstermeyecektik. Son yaptığımız egzersizin dereceleriydi bunlar. Tamam, görmemiş olalım. Arkadaşlar görmemiş olalım. Ya, şimdi orayı sıfırlayalım da bari yeni dereceler gelecek herhalde. Evet, sıfırlayacağız oraları. Bir de tarif edeyim, anlatayım. Sarı renk en az olduğu için, en hızlı süre olduğu için o sayılmıyor. Pembe renkte en yavaş olduğu için o da sayılmıyor. Yani bir alttan bir üstten çıkartılıyor. Kalan üç tanesinin ortalaması. Ben çok iyi anladım. Bu biraz... Buz pateni. Evet, evet. Oradaki jürinin oyları gibi bir şey. Hı hı. En az ve en çok çıkartılıyor. Bravo. Bu şans faktörünü azaltmak açısından yapılmış. Tamam. Yani çok şanslı bir şey de gelebilir, çok şanssız. İkisini sadece eliyoruz. Süper. Şimdi sıfırlayalım burayı. Erdi şu anda full konsantre artık. Aramızda değil. Bu elindeki ne? Bu ısınma aleti değil mi? Aynı. Evet. Standart. Tamam. Getiriyorum küpleri. Hazırız. Teker teker getiriyorum hocam. Evet. Ben görmeyeyim diğerlerini. Teker teker. Açın hocam. Üstte sarı. Evet, açın. Tamam. Süreyi açalım. Şöyle kameraya gösterelim süreyi. 25-45. Evet, bir yerde takıldı. 25-45, tamam. Şimdi ben o 25-45'i girerken şurayı sıfırlayalım. Erdi de ısınma egzersizlerini yapsın. Hocam deney yapan profesör gibi şu anda. Erdi yakalamış, üzerinde deney yapıyor. İkinci geliyor değil mi şimdi? Evet. Evet. Hazır mısın Erdi? Hazırım hocam. Sarı.
20 saniye. 20 bizi bozmaz değil mi hocam? 20 bozmaz. 20 tam hedeflediğimiz sürenin tam sınırında. Ama yani, az önceki 25 büyük ihtimalle en yavaş süre olduğu için inşallah. O hesaba katılmayacak. İnşallah. Şimdi biz bunu da girelim. Evet, şimdilik en hızlı ve en yavaş iki tane süremiz var. Tamam. Henüz ortalama sıfır görünüyor. Süper. Şimdi biz o çözülmüşü alalım tekrar. Yani artık başlamamış gibiyiz aslında biz. Hı hı. Sıfırlayalım, evet. 3 kaldı, 1 orada, 2 burada. Tamam. Bunların artık ortalamasının 20'nin altında olması lazım. Türkiye rekorundan bahsedeyim önce. 16 saniye 62 salise. Bizim skorumuz 15-81. Hazır mısın Erdi? Hazırım hocam. Evet, bu da çok iyi bir skor. 17.91. Hocam 27'nin altında yaparsa 20'nin altına düşmüş oluyor. Çok rahat. Çok rahat. Fakat gizli bir hedefimiz daha vardı. Onu söylemedik. Olur olmaz diye. İnşallah gizli hedefimizi de tutacak. Hazırsan Erdi, hazır olduğun zaman verebilirim. Hazırım hocam. Evet, Erdi işi garantiye almak için biraz yavaş çözdü bu sefer. 20-64. Şimdi bu skoru girince bakalım ortalamamız ne olacak? Tabii matematiği iyi olanlar hemen hesaplamışlardır. (gülüyor) 19-52 çıktı ortalamamız. Tebrikler Erdi. Sağ olun hocam. Hedefimiz olan 20'yi Erdi aşağı çekmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman arkadaşlar, Erdi'yi yarı finalde görmek isteyenler 1'e, görmek istemeyenler 2'ye basıyor. Ya Erdi'nin ne kadar kafa olarak bu olaya yatkın olduğu belli. Ellerin çalışmasından çok net olarak görüyoruz zaten. Herhalde çabuk zekayla ilgili bir şey herhalde bu.
Çok, kaç yıldır yapıyorsun mesela bunu? 7 aydır falan yapıyorum. Bu 20 saniyenin altına inenler en aşağı 2 yıldan başlıyor. 20 yani kesinlikle çok ciddi bir yeteneğin olduğu gerçek bu konuyla ilgili. Ancak şunu merak ediyorum, onda bir şüphem yok. Bunun yarışmaya nasıl yansıyacağı biraz merak konusu. Bu bir yetenek, ciddi bir yetenek. Seyirciye geçen kısmını sen merak ediyorsun. Yani seyirci buna ne kadar ilgi gösterecek? Şimdi bunu hep beraber göreceğiz. Yani kesinlikle bunu yaptığım esnada bir durağanlık mevcut. Ama ben en azından her an böyle bir şey yapabileceğimi, böyle bir yeteneğim olduğunu gösterdiğimi düşünüyorum. Sen kaç yaşındaydın? Olarak 19 yaşındayım. Peki. Şimdi yüzdemizi alalım. Seyircimiz yüzde kaç evet diyecek Erdi için yarı final yolunda? İşte Erdi'nin yüzdesi. Yani çok zor bir puan, yani çok zor bir oran ama belli de olmaz. Kuliste bekleyeceksin artık sonuçları. Biz başarılar diliyoruz, sizi kulise alıyoruz. Teşekkürler. İyi günler. Şeyler hazırladık. Bayağı çalıştık, bayağı didindik. Umarım güzel geçer herkes için. Herkesi etkileyeceğimize inanıyorum. Merhabalar efendim, nasılsınız? Necdet Dündar ve ekibi. Ekibimiz bu, evet. Cansız mankenler. Ben de onlardanım ama. Canlı değilim yani. Şu an rüyadayız. Hayata bakış açımızı mı değiştirmek istiyorsun? Evet. Cansız olmak daha iyi. Ama sizin gibi canlı olmayı isterdim açıkçası. Burada verdiğin mesajları ben bu bandı bir daha seyrederek anlamaya çalışacağım. Ama güzel bir şov bizi bekliyor, onu anladım yani. Buraya kim koydu ya? Ve bu mikrofon nereden geldi ya? Allah Allah. Allah, bıktım ya. Yemin ediyorum bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Hele tipe üste başa. Bıktım ya. Hele şunlara bak, tipe bak ya. Ya bu nasıl bir mavi, nasıl bir tip? Aman. Neyse. Boş ver.
Rüyaymış. Allah Allah. Arkadaşlar yarı finale gitsin diyenler Necdet Dündar ve ekibi için 1'e. Gitmesinler diyenler 2'ye basıyor. Hemen puanlama yapıyoruz. Güzel düşünülmüş bir performans. Düşünce olarak iyi. Ancak şunu söylemek lazım ki dans olarak çok tatmin edici değildi. Görüntü güzel, düşünce güzel ama dans maalesef çok tatmin etmedi. Sizin takdiriniz, teşekkürler. Düşünce güzel. Sen güldürdün beni, ismini bilmiyorum ama. Müslüm. Evet, güzeldi. Ama Sergen'in dediği gibi dans daha iyi olabilirdi. Şimdi yüzdelere şöyle bir bakalım. Evet, 86 ve 50 var. Tabii ki şansınızın olması için 70'i geçmeniz lazım. İşte Necdet Dündar ve ekibinin yüzdesi geliyor. %40. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Çok ümit veren bir yüzde değil bu. Biz başarılar diliyoruz, sizi kulise alıyoruz. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, ayağınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İnanıyorum söylediklerini, candan söylediğine. Ama bugünkü karar yarın bozulur çok kez. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. İkinci turla ilgili çok güzel bir gösteri hazırladık. Söylediklerinizden ben pek fazla bir şey anlamadım. Canlı yayındayız. Neler saçmalıyorsunuz Recep Bey? Konuşma lan. Vallahi bak bir çakarım 32 dişini birden dökerim. Yemin ediyorum önümüzdeki ay 32. günü 32 dişçi sunarsın. Tabii ki sahneyi coşturup yıkacağımı düşünüyorum. İkinci tur başlamış. Neden haber vermiyorsun arkadaş ya? Recep Bey devam edin Recep Bey. Konuşma lan. Recep Bey. Konuşma lan. Ya Recep Bey. Gösterime başlamadan önce bu kadar sıkıntı, bu kadar stres. Heyecanım üstüne beşe çıkacak. Üstüne beşe çıkacak. Hep Balp'in yüzünden. Sabahtan beri içeride öp beni Recep abi. Sev beni Recep abi. Bu ne, bu ne biçim yaşam tarzı arkadaş ya? Bugün biz size çok güzel bir gösteri hazırladık. Dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. İşitme engeller... de yaptığımız gösteriyi anlasınlar diye bir bayan arkadaşım bana işaret diliyle yardımcı olacak ve gösterimizi sunacağız. Gülben Çoğadar arkadaşımı sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Adım Gülben Çoğadar, Adana'dan katılıyorum. Çukur Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu voleybol antrenörlüğü mezunuyum. Aynı zamanda Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı Adana ile voleybol hakemiyim. Şu anda bir spor salonunda Adana'da Zumba Fitness, Step Aerobik, Pilates eğitmenliği yapıyorum. 2006 yılından itibaren bugüne kadar işitme engellerle ve değişik engel gruplarıyla da spor alanında çalıştım. Yunus ortaokul, abim de... Ortaokul lise nerede? O da Adana'da.
Nasıl geçti, iyi miydi dersler? Çok iyiydi. Süper. Voleybol takımındaydım. İkincilik voleybol takımında oynuyordum. Hakem olunca bırakmak zorunda kaldım. Ailen ısrar etmedi mi o konuda? Yok. Yani olumlu karşıladılar. Evet, aynen. Peki. Kaç kardeşsiniz? Tek çocuk. Tek çocuk, maşallah. Peki. Çok memnun oldum seni tanıdığımız için. Ben teşekkür ederim. Ben memnun oldum. Karşınızda olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kulak verin sözlerime iyice. Herkes öldürebilir sevdiğini. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle kardeş. Kılıçtan kalkandan bahsedince hemen insanın aklına muhteşem yüzyıl geliyor. Tebelle-i cebelle-i meftu. Sultanı, hünkârımız sizi halvete çağırdı. Gülnihan, derhal hamamı hazırlayın. Hünkârımız beni halvete çağırdı. Canımın içi, gözümün nuru hünkârım. Hürrem Sultan, Hürrem Sultan, zinhar halvet değil, halvet diyeceksin. Ha halvet, ha halvet. Öyle de alınacak, böyle de alınacak. Benim adım Hürrem. Yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasına. İskender Büyük katılsaydı, acaba nasıl seslenirdi? Onların kim oldukları değil, yeteneklerini sergilemeleri önemli. Televizyonu başında bizi izleyenler, sizler evlerinizde, sobalarınızın üzerinde sıcak sıcak kestane pişirip yerken, bizler sıcak çatışmaların ortasında mermi yağdırıyorduk. Herkesten çok sevdim ben bu vatanı. Orunda ölmüşüm ne çıkar? Kimi zaman yarı aç, kimi zaman yarı tok. Operasyondan operasyona koştuk. Türkiye'nin yeteneklerini herkes görecek. Yazın bunu. İskender Büyük Acun Ilıcalı'nın programına konuk oldu. Sonra oranıza buranıza sıktırmayın. Muro, bayılıyorum bu karaktere. Ezilmiş şahımız geçti, Suriye topraklarından çıktı bizim yollara. Emperest burcular geceleri layla evrenaya giderken bizler, yani ezilmiş şahımız tarlalarımızda bulla oynamaya çalışırken üzerimize bulla gibi havan mermiler yağdı. Bunları unutmadık. Hesabı elbette sorulacaktır. Lanet olsun içindeki bu barış sevgisine, yaşasın içindeki bu Suriye sevgisine. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yunus'u yarı finalde görmek isteyenler 1'e, görmek istemeyenler 2'ye basıyor. Yunus, ilk tur gösterin çok daha tatmin ediciydi. Evet. Maalesef bu gösteri taklitler benzememekle birlikte çok karman çorman bir gösteri oldu. İzlerken çok sıkıldık. Maalesef son derece zayıf bir gösteriydi. Çok zayıftı. Evet. Peki hemen yüzdeni alalım istersen. Tabii. Bakalım yüzde kaç evet demiş sana? Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağlık. Hoşça kalın. Turda öğrencilerimle beraber, benim önderliğimde, onlarla beraber hazırladığımız bir ritim grubumuz vardı. Hocam orada kalacak gibi değildiniz. Sizi de öne almak istedim ben. Maşallah pırıl pırıl çocuklar. Çok da güzel bir hizmet var. Teşekkür ederim. Yani tebrik ediyoruz. Çok keyifli bir şey çıktı ya. Ben çok eğlendim çalışırken. İzleyiciler de eminim çok eğlenecektir ve çok iddialıyız bu konuda. Çok güveniyoruz kendimize. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ortaklar ritim grubu. Evet. Biraz kalabalık gelmişsiniz galiba. Bu defa iki katı olduk. Valla seyirci kadar.
Arkadaşımız var şu anda. Evet, eşitlendik, kalabalık. Sayı eşit şu anda. Evet. Ramazan Aslınur Menekşe, Huriye Şükrü Seherat Onur, Gönenç Merve Deniz Furkan Mitatcan İsmail Oğuzhan Gizem Asiye, Gülşen Sinem İremsu Rahime Nermin Buket Senem Begüm Furkan, Duygu Ufuk İsmail Selin Tevfikan Handan Eda, Cenk Buse Şehriban Ece Şükran Muhammed ve Arzu. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kadar genç arkadaşımızdan ortaya güzel bir müzik mi çıkacak? Evet. Sizi bekliyoruz, buyurun. Peki. Ortaklar Ritim grubunu bir daha görmek istiyorsanız 1'e, yarı finalde görmek istiyorsanız yani 1'e, görmek istemiyorsanız 2'ye basıyorsunuz. Oylama başladı. Bilinen müzikler, gayet güzel icra ettiniz işi. Ancak gerçekten çok düz bir performans oldu. Hani bir şeyler katabilirdiniz en azından bir şov haline dönüştürmek için. Onun devamında da yani bu kadar kalabalığa da gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet, yani bunun kalabalık için. Olduğu için belki de o bahsettiğiniz şeyi yapmamış. Ama çok bu kadar kalabalığa gerek var mıydı yani bu performansa? Çok istiyorlar, çok seviyorlar. Organizasyonun çok... Yani çocuklar üzülmesin diye hocam kimi bulduysa getirmiş. Yani bütün müzik sınıfı burada şu anda, değil mi? Yani şov yok ortada. Anladım. Tamam, güzel çalıyorsunuz ama herkes gelip burada güzel bir çalabilir yani. Kalabalık olduğu için... Bir şov, birisini ön plana çıkartabilirdiniz. Evet. Bir iki kişiyi böyle. Olur. Ama salon çok beğenmiş anladığım kadarıyla. Evet. İnşallah hakkınızı alırsınız. Teşekkür ederim.
Zaten bu kadar kalabalık olmasından ben de rahatsızım açıkçası. O bahsettiğiniz şeyler belki de daha az sayıda hocam, olsaydı. Hocam siz neyle geldiniz sormasayım? Otobüsle geldik. Bir dahaki yarışma kaç, bizim okulda olsun diye. Hani çok kaç kalabalık. Otobüs? Bir otobüs, otobüs geldik evet. Maşallah. Ayakta falan yoktu değil mi kimse? Hepiniz oturdunuz. Peki hemen yüzlerinizi alalım. Peki. Bakalım yarı final yolu gözüküyor mu? İşte Ortaklar Ritim grubunun yüzdesi geliyor şimdi. Çok evet, muhteşem bir skor. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki çok komik gelecek ama rüyamda bu yaptıklarımızı tekrar yaptık. Sergen Bey dedi ki, bu yaptığınızı dedi, daha önceden de yapılmıştı. Çok gereksiz bence dedi ve %5 oy almıştık. %95 çıktı. Demek gerçekten rüyaların rüyalar ters tersine evet. çıkıyor. Çocuklar hepinizi tebrik ediyoruz. Sevinç gösterinizi kuliste yapmazsanız seviniriz. Sizi kaldıracak bir kapasite yok. Sakin bir şekilde alkışlarla kulise alıyoruz. Kemanlar kalsın arkadaşlar. Kemanları 10. Ulan kızın önüne geçtim ben. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, bekleme yapmayın arkadaşlar. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve hocamla 40. Beynim yandı. Beynim yandı. Hı-hı. 10 tane oldu değil mi? Evet. Şimdi ne demiştim? Kaderinizi 10 tane kağıt belirleyecek. Her şeyi siz yaptınız. Bu hepsi farklı ama siz bunları seçtiniz. Merak ediyor musunuz ruh eşinizi? Hı hı. Şu telefon numarasını arar mısınız? Siz mi arıyorsunuz? Hayır. Alo. Yakalandın. Bir dakika. Yakalandın. Bu gerçek olamaz ama. Ciddi misiniz? Of! Benimle evlenir misiniz? Sizi çok seviyorum. Seyircinin bir saniye bile gözünü ayırmasını istemiyorum. Çünkü bir saniyeyi kaçırırlarsa çok şey kaçırmış olacaklar. İyi akşamlar. Adem hoş geldin. Hoş bulduk. İlk turda etkileyici bir gösterim vardı. Evet. Yine sahne senin, bekliyoruz. Hülya Hanım yine çok güzelsiniz. Ay teşekkür ederim. Yakışıklı bir erkek size çek verse kabul eder misiniz? Yakışıklı olursa tabii. Tabii. O zaman yakışıklıyı çağıralım. Yakışıklı gelsin. Yakışıklıdan da öte bir şey. Gel.
Acun Bey izin verirseniz ufak bir gösteri yapmak istiyor. Tamam. Okey. Sizin oğlunuz mu? Evet. Allah bağışlasın. Gel amca. Ay ben zannettim siz vereceksiniz çiçeği de. Şaka şaka. Anlat oğlum. Evet konuş. Ben tutarım oğlum geç. Anlat. Bir tane ipimiz var. Şimdi onu dik dur. Akus patlus. Mikrofon oldu. Aslında bu gördüğünüz bir ip değildi. Bir mendildi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Acun Bey sizlere 3 tane gösteri hazırladım. Herkese hitap edecek bir şekilde hazırladım. Umarım beğenirsiniz. İlk gösterim için yanınıza gelmem gerekiyor. Buyur. Sergen Bey, hiç kimse ona çiçek vermiyor demiştiniz. Bu da benden birisi. Vere vere bir erkek sen söyledin, verdi. Ama üzgün. Sen söyledin. O gün de bir erkek veriyordu. Bana niye vermiyorsunuz dedin. Al. Al gel bitecek. Acun Bey ben buraya geldim ama yönetmen ters ters bakıyor biraz. Çünkü çarabın üstünde dur demişti. Ama problem değil. Ben onu halledeceğim. Hallolmuş tamam, orada. Sağ ol. Şimdi Acun Bey bunu size hazırladım ben bu oyunu. Tamam. Sol elinizi alabilir miyim? Sol elinizi. Şimdi kaç tane paramız var Acun Bey? 3 tane paramız var. Evet. Şimdi bu 3 parayla oyun yapacağız. Ama sizden tek ricam elinizi kıpırdatmamanızı istiyorum. Tamam. Birinci parayı aldım. İkinci parayı aldım. Üçüncü parayı aldım. Benim elimde 3 tane para var. Sizde yok değil mi? Bir tanesi geldi. Şimdi bunu teker teker alalım ve sayalım. Birinci paramız. İkinci paramız sesi duydunuz. Enteresan gelmemiş olabilir. Ben bunu daha enteresan bir hale getirmek için sahneye gidip oradan atacağım. Ama siz elinizi kesinlikle kıpırdatmanız lazım. Kıpırdatırsanız parayı yanlışlıkla kafanıza atabilirim. Allah korusun ben bunu istemem şahsen. Tamam. Lütfen oynatmayın. Evet. Çarp. Buraya. Oynatmayın lütfen. Hazır mıyız? Hülya Hanım kafanızı çeker misiniz? Ha süper. Aman. Dur çekme Hülya çekme abi. Başlıyorum. Tamam öyle dur. Bir, iki, üç. Aha. Geldi mi? Evet. Şöyle yapalım geldi mi Acun Bey? Gelmedi. Hülya Hanım yardımcı olur musunuz Hülya Hanım? Oluyorum. Teker teker paraları alır mısınız bir, iki diye? Elinizi kıpırdatmayın Acun Bey. Bir, iki, iki. Üçüncü para. Oradan attım. Ah. Oraya gitti. Kafam. Sekti. Acun Bey kolunuzu çevirir misiniz? Saatin altına girmiş para. Saatin altına bakın. Hadi dur. Canım. Dur ya. Bravo. Teşekkür ederim. İkinci gösterime geçebilir miyim? İkinci gösterimde masa oyunu. Müzikle eşliğinde güzel bir gösteri hazırladım. Bir saniye bile gözünüzü ayırmazsanız sevinirim. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Üçüncü gösterimi de geçmeden önce Sergen Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Bana bir tavsiyede bulunmuştu. İkinci turda kesinlikle İskambil Destesi'ni numara yapma demişti. Ben de hiçbir oyunumda farkındaysa İskambil Destesi kullanmıyorum. Son oyunumu anlatmak istiyorum. Elimde bir deste var. Merak etmeyin, İskambil Destesi değil. Destenin içinde insanların başına gelen olaylar ve aktiviteler yazılı. Yani hayatımızda gelen olaylar ve aktiviteler yazılı. Mesela Allah korusun aldatmak gibi. Yazı yazmak gibi. Spor yapmak gibi. Cüzdanı çaldırmak gibi. Aktivite ve olaylar yazılı. Birazdan asansörde cüzdanı, kalmak gibi. Cüzdanı çaldırma aktivitesi mi? Birazdan jürinin seçtiği bir seyirciye bir kart seçtireceğim. Seçtiği kartı tahmin edeceğim ve bununla kalmayıp seçtiği aktivite veya olayla ilgili sorular soracağım. Soracağım soruların cevaplarını o sizlere vermeden ben vermeye çalışacağım. İsterseniz topu atar mısınız? Yalnız tek ricam bir erkeğe gelmesi gerekiyor. Bir bayana gelirse o da fırlatırsa sevinirim. Sergen ver, Sergen. Şimdi sert birinin kafasına gelmesin. Ha? Yumuşak. Tamam. Sergen top kayboldu. At arkaya dur, arkaya dur at. Gel abi hemen gel. Hoş geldin. Tanıyalım seni. Adım Mehmet Fatih Özdil. Tamam. Biraz acımıcı oldu. Mehmetciğim yaklaşır mısın? Şimdi istediğin bir yerde dur diyeceksin. Seçtiğin kartı sadece ve sadece sen bileceksin. Kimseyle paylaşmanı istemiyorum. Tamam mı? Tamam. Başlıyoruz. Dur. Durayım mı? Dur. Tamam, şöyle geç. Kartı sadece senin görmeni istiyorum. Bunu düzgün tutuyor muyum yazıyı? Tamam. Şimdi bunu aklında tutacaksın. Bir de kartı sana vermek istiyorum ben. Tamam. Kartı katlıyorum kimse görmesin diye. Cebine koyabilirsin. Cebine koy. Çok güzel. Evet, şimdi sorgu sandalyesine geçebilirsin. Şimdi arkadaşım gelip senin gözlerini bağlayacak. Tamam mı? Çünkü benim tahminlerim senin görmemen gerekli. Görürsen ona göre cevap verirsin. Bu hoş olmaz. Muhammed, gözleri bağlar mısın? Ne yapıyorsun Muhammed? Gözlerimi bağlıyorum abi. Abi biz bu provayı seninle kaç defa yaptık? 50-60 defa yapmışız. Hala kimin gözünü bağlayacaksın öğrenemedin ama. Kimi bağlayacağım? Seyircinin gözünü bağlayacaksın. Benim gözümü ne zaman bağlayacaktın? Ne zaman? Biz bu tura geçeceğiz inşallah, ondan sonra bağlayacaksın. Anladım. Affedersin. Görebiliyor musun? Bu kaç? Tamam. Süper. Arkadaşımız bir aktivite veya bir olay seçti. Ben bunu buraya gelmeden önce tahmin ettim. Bunu sizinle paylaşacağım. Ama herkesin sessiz olmasını istiyorum lütfen. Şimdi Mehmetciğim, Mehmet'i değil mi? Evet. İlk iki sorum tahminimden emin olmak için gelecek. Hazır mısın? Seçtiğin kartta E harfi var mı yok mu? Var. Var. Teşekkür ederim. Matematikle aran nasıl? İyi. Benim çok kötü. İki aydır çözemediğim bir problemi sana çözdürmeye çalışacağım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, çok güzel. Çünkü ben bunu çok uğraştım çözmek için ama çözemedim. Seçtiğin kartta toplam kaç tane harf var? 10. 10 tane. Vallahi ben niye bunu çözemedim onu anlamadım ya. Evet, güzel. Şimdi gerçek sorularıma geçiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Zaten ben tahminimden emin oldum. Seyirci de anlamıştır emin olduğumu. Seçtiğin aktivite veya olaydan keyif alıyor musun? Almıyor musun?
Evet. Keyif alıyorsun. Evet. Peki. İkinci sorum geliyor. Seçenekli bir soru. Hazır mısın? Hazırım. Bu seçtiğin aktivite ve olayı kaç günde bir tekrarlıyorsun? Ayda bir, yılda bir, üç günde bir, her gün, hiçbir zaman. Günde üç kere. Çok güzel. Peki. Bu verdiğin cevaplar çok enteresan oldu. Verdiğin cevaplar normal mi, anormal mi, çok normal mi? Normal. Normal. Tamam. Peki. Ben sorularımı sordum, sen cevaplarını verdin. Evet. Şimdi bir istek gelecek. Hazır mısın? Hazırım. Soruyorum isteğimi. Bu seçtiğin aktivite ve olayı Acun Bey rica etse burada gerçekleştirmek ister misin? Rica etse? Olabilir. Olabilir. Acun Bey, bence bu olayı burada gerçekleştirmeyelim. Arkadaşları yollayabiliriz. Evet, hazır mısın? Ben sorularımı sordum, sen cevaplarını verdin. Tamam mı? Tamam. Ben tahminimi sana göstereceğim. Gözünü açıp... Doğru mu? Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşa sorusu olan varsa sorabilir. Hop. Bir de şöyle bir şey var. Gel gel. Seçtiğin kartı seyircilere gösterir misin? Yaklaş. Gösterir misin herkese? Çok teşekkür ederim. Sana bir kart vereceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Evet, hemen puanlama başladı arkadaşlar. Adem yarı finale gitsin diyenler 1'e, gitmesin diyenler 2'ye basıyor. Adem valla ilk iki gösteriyi ben illüzyon, üçüncüye de biraz stand-up gözüyle bakıyorum. Teşekkür ederim. Çünkü üçüncüde yaptığın numara aslında ikincide yaptığın numaralardan sadece biriydi. Evet. Ama sen bunu çok güzel bir şekilde sundun. Çok teşekkür ederim. Her zaman söylüyoruz hani yapmak ayrı şey, sunmak ayrı şey diye. Ben bugün ikisini de gördüm. Bu oyun kendi tasarladığın bir oyun. Böyle bir oyun yok. Biliyorum, biliyorum. Arkadaşa başka kart verme bölümü, istediğin kartı verme bölümü. Bu senin normalde burada bardakla yaptığın hareketler kadar senin için kolay bir olay. Evet. Sen bu olayı başka yerlere taşıyarak bizi eğlendirmeyi başardın demek istiyorum. Teşekkür ederim. Sergen? Ben şöyle düşünüyorum, bardakla yaptığın olay dikkat çekiciydi, fare çıkması falan, orası çok dikkat çekiciydi. Yani orası biraz işi kurtarabilir diye düşünüyorum. Diğer yapılan olaylar eğlence gibi olup o şekilde hükmetmeye çalışsa da bence yeteneksizliğinin seviyesinin çok altındaydı. Sadece bardak olayı benim için biraz tutturabilir, diğerleri çok altındaydı. O masa üzerindeki yapılanların hepsi muazzamdı. Bir kere çok kaliteli. Teşekkür ederim. Evet, bakalım seyircimiz beğendi mi? Yüzdeni alıyoruz Adem. Evet, işte Adem'in yüzdesi. Bakalım ilk 300 zorlayabilecek mi?
kırdı hele bir de ben deneyeyim. Sen şimdi bizim Fransa'dan gelen bir vatandaşımız vardı. Bu arkadaşı da izledik. Adam yıllarca bu işi yapmış. Ben ilk defa bu şekil yaptım. Zarif hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Allah razı olsun abi. Seyretmişler mi ilk programı? Bayağı seyretmişler. Hanım ne dedi? Vallahi Allah akıl fikir versin dediler. Hanım bana inanmıyordu ama... Yani önce de diyordu kendini rezil etme. Şimdi de var ya ayaklarımı yıkıyor ha vallahi. Ha evde havan oldu yani. Olmaz mı ya? Çocuklarım... Benim küçükler biraz rahatsızdı. Aklım onlarda da şimdi. Eylül ilerledi ama Ecenur zaten bir yaşında şu kadarcık bir şeydir. Abi hala da aklım onlarda biraz hasta oldular. Yani 2013 yıla biraz şeysiz girdim ben. 2012 yılında hayırlı ve oğlu bir işe girdim. Yani güzel bir hayatımda var ya ben hiçbir zaman güzel bir şey yaşamadım. Sağ elimde kazma, sol elimde kürek. Yarışmaya katıldım. Size zaten anlatmıştım. Sergen abi, bu arada size iyi akşamlar demedim. İzmir halkına iyi akşamlar demedim, unuttum. Ya kusura bakmayın. Abi, ben gerçekleri konuşurum inşallah. Hepimiz de öyle olalım. Ben Diyarbakır'a gittim. Çalışmamı gittim. Gene aynı işime başladım. Yılbaşı akşamı talihsiz bir şey yaşadık. Tam yılbaşı akşamı. Hayatta var ya, ilk defa hani dedik bir yılbaşı akşamı kutlayalım. Tam var ya indiği telefon açacağım kasaba diyeceğim ki bana indi hazırla. Vallahi o yılbaşı akşamı işten olduk. İşimden oldum. Ne iş yapıyordun işine oldun? Evet inşaat malzeme üzeri demiştim ya. İşte jeneratör, nasıl diyeyim boya, badana bu tür şeyleri satıyorduk. O işimden de oldum. İki senedir fır çalışıyorum. Nedense bir yarışmaya katıldım. Ha sebebini söylediler. Abi dedim bana söyleyin. Hile hurdavat bir şey varsa yok dediler. Sadece yarışmaya gittin geldin, senin aklın oradadır. Senin aklın oradadır, arkadaşları etkiliyorsun. Tabii, sen mesela ben gece yatamıyordum. Çalışmadığım için stres yapıyordum. Sabah 7.30 git, akşam 7.30 eve gel. Yarış Türkiye önüne çıkmışım, düşün yani. Şimdi ben stres yapmayayım, kim yapsın? Gece peki. Yatamıyordum ben. Peki. Ekmeği, bugüne kadar bunu taştan çıkardım ekmeği, hiç sorun değil yani benim için. Bu akşam ne yapacaksın? Vallahi bu akşam ne yapacağız? Bismillah. Ehsan abiye sevgiler saygılar. Onun sayesinde buralara katıldık. Geçen akşam çıktı. Selam da söyledi. Dedi ona yardımcı olmak istiyorum. Ben yöremin insana kurban olayım. Bunu dedi Zarif kırmak istiyorsa dedi bunun şeyini rekorunu denesin. Burada şu anda 80 tane kola var. He. Şunu deneyeceğim ama şu an hani abi nasıl kırmış? O ortamı bilmiyorum. En azından deneyeceğim. Şu an karışık bir durum. Yani İhsan demişti ki onu denesin. Mesele kırmak değil. Ben 61 bir tanesini kırsam abiye geçiyorum ki saygısızlık olmasın. VTR'miz varmış onunla ilgili o zaman. Hemen bir seyredelim. Bir tane sonra Diyarbakırlı bir genç. Gördüm evet. Senin Zarif, gösterinden etkilenmiş. Zarif kardeşi. Evet. Annemin de ismi Zarife. Oradan unutmuyorum ismini. Çok cesur buldum. Gerçekten tebrik ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum. Ona ben yardımcı da olmak isterim. Şimdi şu var, onun bilmesi gereken şey şu. O kutuları herkes kırabilir. Ama bu zamana karşı. Yani bir dakikada 62 tane kırdım ben. En az 63 tane kırması lazım daha sonraki gelenin. Bir dakikada. Yoksa o kırılır, herkes kırabilir.
Evet. Dinledin. Şimdi ne yapacaksın? Bu arada abinin anasının ismi de Zarife'ymiş. Bütün analar... bütün analara sevgi ve saygılarım. Peki ne yapacaksın bu akşam? Vallahi bu akşam abi kısacası işte... hani madem ki rekoru de rekor değil de hani bir deneyeyim, kendimi deneyeyim diye. Bunları bir kırayım abi, ondan sonra şuraya geçeyim. Şurada var yani ya. Peki. Ben başlayayım, dakika bittiği zaman beni durdur, olur. Tamam öyle yapalım. Yalnız bitireceğim hepsini ya bak. Burada 81 tane vardı, bir tanesi provada kırdım. Bunun 81 tanesini Türkiye'de 81 ile hediye etmek istiyorum, tane tane. Tamam. Bir, iki, üç diyeceğim. Başla deyince... çıkar. Yazıktır bir şey. Tamam. Evet, 60 saniyede ben seni durduracağım, tamam mı? Hemen sayacağız oradan. Ben bir, iki, üç, başla deyince başlıyorsun. Efendim? Bir müzik çaldır. Müzik çalacağız, çalacağız. Müziği... hafif bir müzik ver şu anda. Hareketli olsun o. Hareketli. Bu yabancı şarkı var ya, kuduru mudur nedir? Danza kuduro. Danza kuduroyu istiyor. Ha. Tamam, kuduroyu, kuduroyu veriyoruz şimdi. Ben biraz coşarım moşarım, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Sen yalnız dur deyince duruyorsun. O sayacağız çünkü. Isınacak mı? Müzik... tamam müzik ver abi, ver. Hazır. 1, 2, 3 başla diyeceğim, tamam mı? Bir, iki, üç, başla! Thank you.
Abi var ya, imanım gevredi ya. Evet, şimdi çok sayma şansımız olmayacak ama etkileyici bir şovdu. 60 saniyede mi kıracaktınız onları? Evet. Onları 60'tan önce kırdı da bir de diğerlerine geçti. Yani evet, sayamayacağız. Pardon, galiba ben yanlış bir şey biliyor olabilirim. Yok yok, şöyle şimdi patlamayanlar var şuralarda filan mesela. Kaç abi tane patlattı bilmiyoruz. Ya efendim. Belli değil. Efendim? O belli değil. Evet evet, hayır, önemli değil, önemli değil. Ya, şu beni yaktı ya şu, gördünüz mü? Hani bir tane zıplıyor, bir tane kakayı ben nasıl kırayım? Hayır, doğru doğru. Hayır, zaten kutular olduğu yerden zıplayınca, dağılınca Zarif'in bazılarına de... Bazılarına dik vurdum, dik. Bir iki taneye dik vurdum, yanlışlıkla. Bu arada Cavacun abi hiç çalışmadım ha. Belli. Yalan çalışsan olmasın, zaten bizim masaya da dağılacak. Yalan olmasın, bir kutu kulağı kırdım dükkanda. Kolibandı astım, havaya astım. Dedim şöyle, şu şekil vurayım, öyle bir şov yapayım. Kırıldı, düştü, o yarısını içtim onu. Şöyle. Bir tane. Biraz masraflı bir yarışmacısın ama sen. Abi hakkını helal et. Helal olsun. Bu arada arkadaşlar, yarı finalde görmek istiyorsanız Zarif'i 1'e. Görmek istemiyorsanız 2'ye basıyorsunuz. 1 evet, 2 hayır demek. Geçen defa da söylemiştim. İsminle yaptığın şey arasında çok farklılık var. Yani Zarif adın. Abla resmen odun ya. Yaptığın iş farklı. Sen neyle besleniyorsun merak ettim. Diyorum ya, anamı aradım. Anamın hayırlı duasını aldım. Buraya geldim, bu arada bütün gençlere sesleniyorum. Ben okumadım. Belki ilk sene... Sabah kahvaltı ne yiyorsun? Valla çalıştığım iş yerinde iki tane poğaça yiyorum. Öğlen mesela, akşam? Öğlen biraz tıkıyoruz tabii de. Ne yiyorsun? Akşam geliyorum, hanım ne yaparsa onu yiyor. Mesela ne yapıyor? İşte pilavla, varsa kuru fasulye diyelim. Hayır, Allah'ın verdiği bir güç var sende. Yani ben böyle bir şey hayatımda... Bir şey söyleyebilir miyim abla? Yani keşfedilirsem inşallah halaldan gizli bir hazineyim ben. Sergen. Temiz ve doğal bir arkadaşsın. Çok belli Allah oluyor Peygamber bundan. Allah peygamber razı olsun, sağ olun. Bu, tabii insanların da cesaretlisin, yüreklisin. İnsanların sevgisini çok daha kolay kazanabiliyorsun böyle olduğun zaman. Aynen. Performans gayet güzeldi. Bu işleri yapmak kolay değil. İnşallah devam edersin. Abi Allah razı olsun. Peki. Zarif, şimdi hemen yüzdeni alalım senin. Biliyorsun ilk üçe girenler direkt olarak yarı finale gidiyor. 4 ile 5 arasında kimin gideceğine jüri karar verecek. Senin 79'u geçmen lazım ilk 3 için ama bakalım kaç alacaksın? İlk 5 için de 43'ü geçmen lazım. İşte şimdi Zarif'in evet yüzdesi geliyor yarı final için. Puan gerçekten çok yüksek bir puan ve ilk 3 kesin gibi ama ilk 5 bence kesin. Tebrik ediyoruz ve seni alkışlarla uğurluyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Abi insanları seviyorum. Allah razı olsun.
Televizyonda kendimi izlediğimde eksikler evet vardı ama bu turda bütün eksikleri kapattık. Sahnede kopacağız diyeyim ben yani. Adın ne küçük fıstık? Beril. Beril ne yapıyorsun sen? Beril burada yetenekte ya. Evet. Evet çok güzel, harika. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk turdaki parçamız neydi? Price Tag. Bu küçük arkadaşın işlemi nedir? Bu da söyleyecek. Sen de mi söyleyeceksin yoksa? Evet. Hepsini biliyorsun. Hepsini biliyorsunuz. Saçları da şey yapalım, kaşındık biraz. O zaman sahneye gönderelim biz seni. Hadi bakalım yolunuz açık olsun. Hadi gidelim beraber şu kapıya kadar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İkiydiniz, üç mü oldunuz? Evet. Senin adın ne? Beril. Kaç yaşındasın? Beş. Bayağı büyümüşsün sen. Sen kimin kardeşisin? Senin kardeşin mi? Kaç yaş var aranızda? 9 yaş falan var aramızda. Peki. Beril. Ne? Ne yapıyorsun sen? İyiyim. Bugün ne yapacaksın sen? Şarkı söyleyeceğim. Şarkı söyleyeceğim. Seviyor musun şarkı söylemeyi? Evet. Peki. Büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen. Aferin. Peki, bu akşam ne söyleyeceksiniz? One Direction, What Makes You Beautiful. Başarılar diyoruz. Sahne sizin. Teşekkürler. Yarı finalde görmek isteyenler 1'e, görmek istemeyenler 2'ye basıyor. 1'e basın. Güzel bir görüntü vardı karşımızda tabii. Müziğe gönül vermişsiniz.
Gayet keyifle seyrettim. Ama oyları bu abileriniz, ablalarınız verecek size şimdi. Evet, yani söylemesi zor bir şarkı seçmişsiniz. Yani çok kolay bir şarkı değil. Ama belli ki grubu seviyorsunuz. O yüzden hani gönül vermişsiniz. Sevdiğiniz şeyi yaptınız. O açıdan takdir ediyorum sizi. İnsan sevdiği şeyi yapmalı. Ama tabii salona nasıl geçti şimdi hep beraber göreceğiz. İşte yüzdeniz geliyor. Bu akşam ilk 5'e girebilmeniz için %50'yi geçmeniz lazım. Evet, %32 aldılar. Alkışlıyoruz. Bir şeyler söyleyebilir miyim? Buradan tüm arkadaşlarıma, okuluma, sınıfıma selam yollamak istiyorum. Bir de tüm Directioner arkadaşlarımın sesini duyurmaya geldim. Madem gideceğiz, ben size söyleyeyim. Biz çoğu sosyal medyadan olsun bir sürü arkadaş edindik yeteneksizliğinize çıktıktan sonra. Ya birçoğu da Directioner'dı. Zaten biz de Directioner'ız gördüğünüz üzere. Ve biz bildiğiniz üzere One Direction'ın Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Yani bu kan hakkında birazcık... Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten güzel bir olay müziğe gönül vermek. Hepinizi çok seviyoruz. Hani biz biliyorsunuz konser organize etmiyoruz. Kendileriyle görüştük, daha önce de anlatmıştım. 12 aylık konser turları doluydu konuştuğumuzda. Eğer bir gelişme olursa söyleriz, tamam mı? Teşekkürler. Ayağınıza teşekkürler. Sağlık. Hoşçakalın. Gel. Bu sefer çok güzel bir kavrafi hazırladım. Kendime bayağı bir güvencim var. Bu sefer kendime bayağı bir dedim ya, güveniyorum. İzmir'de bana bayağı bir şanslı geliyor açıkçası. O yüzden ikinci tur kesinlikle benim. İyi akşamlar. Adem yarı finale gitsin diyenler 1'e, gitmesin diyenler 2'ye basıyor. Hemen oylama yapıyoruz. 1 ya da 2'ye basıyoruz. İyi dans ediyorsun. Ancak kesinlikle yarı finali hedefleyen, yani yukarıları hedefleyen bir performans olduğunu hiç düşünmüyorum. İşin kolay değil. Evet Adem, hemen senin yüzdeni alalım. İşte bu akşamki sıralama. Bakalım yüzde kaç alacaksın? İlk 3'e girebilecek misin?
çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar zahmet ettin. Hoşça kal. Yeteneksiz sizde sevgili seyirciler, bu akşam yarışmacılar açısından biraz talihsiz bir gece oldu. Ferdi Koç'un da piyanosundaki teknik bir arıza yüzünden onu da başka zaman yarıştıracağız. Daha önce başka yarışmacılarda da talihsizlikler yaşadık. O yüzden 9 yarışmacıyla olan bir ikinci tur olmuş oldu. 9 yarışmacıdan şimdi Adem Oğuz ve Erdi Altınyay ilk 5'e girdiler fakat biri gidecek yarı finale. Adem Oğuz ve Erdi Altınyay. Önce Adem Oğuz'u hatırlıyoruz. Evet, şimdi de Erdi Altınyay'ı hatırlıyoruz. Jürinin birer oy hakkı var. Kimin dördüncü yarı finalist olacağına biz karar vereceğiz. Erdi mi, Adem mi? Oy kullanmak isteyen var mı? Var. Yanlış anlamasın yarışmacılar ama performanslardan sonra arada çok puan farkı var. Yani 50 puanını almış bir yarışmacı yarı finale göndermek benim için mümkün değil. O yüzden ben oyumu Adem'den yana kullanıyorum. Ben de... Sergen gibi aynı fikirdeyim. %50 ile kimseyi finale, yarı finale göndermeye niyetim yok. Dolayısıyla Adem zaten başarılıydı ve oyumu Adem'den yana kullanıyorum. Evet, ben de oyumu Adem'den yana kullanıyorum. Adem yarı finale çıkmış oluyor böylece. Evet. Teşekkür ederim. Adem, tebrik ediyoruz. Artık yarı finalde bundan sonra tabii ki daha iyi bir gösteri yapman lazım. Herkese teşekkür ederim.